Merhaba. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin hesaplanması için ders yükü formunun her dönem başında muhasebe birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Ders yükü formuna ulaşmak için öğretim elemanımız okulumuzun personel portal sistemine giriş yapıp portale giriş yaptıktan sonra öğrenci işleri bilgi sistemine giriyoruz. Burada hizmet bilgilerinden ek ders belgelerine tıklıyoruz. Ek ders belgelerimi göster butonu ve bu her sene ve her dönem için farklı olabilir. Mesela 2023-2024 güz dönemi için 40. haftayı seçiyoruz. Ve buradan ders yükü formu yazdır butonuna tıklıyoruz. Karşımıza açılan sayfadaki ders yükümüzü yazdır butonuna tıklayarak yazdırıyoruz. Daha sonra bu doküman üzerinde maaş karşılığı ders yükümüz yazmakta, ücret alacağımız dersler yazmakta, ücret alacağımız derslerin şuradaki boşluğa normal öğretim ücret alacağımız kaç saatse onu yazıyoruz. İkinci öğretim kaç saatse onu yazıyoruz. Buraya sadece normal öğretim ve ikinci öğretim ders yükümüzü yazarak onun ücretini talep ediyoruz. Zaten bölüm başkanları bu ders yükü formundaki uzaktan eğitim derslerini siliyor ve burada onların gözükmemesi gerekiyor. Çünkü onların ücreti başka bir belgeyle ödenmekte. Dolayısıyla burada uzaktan eğitimleri yazmıyoruz. Sadece normal öğretim ve ikinci öğretim ücretini alacağımız yani ücretli ders saatimizi yazıyoruz. Mesela bu hocamız için ücretli ders saati normal öğretimden 4, ikinci öğretimden 5 saat. Yine dikkat edilmesi gereken bir husus. Mesela bu hocamız Kırıkkale MYO'da görevli. Kırıkkale MYO'ya verdiği formda sadece Kırıkkale MYO'da vermiş olduğu normal ve ikinci öğretimleri buraya yazacak. Eğer başka bir okulda vermiş olduğu ders varsa o dersin ek ders ücretini o birimden talep etmesi gerekmekte. Örneğin burada maaş karşılığı ders yükünü bu hocamız tamamen Kırıkkale MYO'dan karşılamış. Dolayısıyla diğer ücret alacağı dersler. Birincisi bu derslerden bir tanesi uzaktan eğitim. Bunu bölüm başkanlarımız silecek ama velev ki silinmediyse bile bunun ücretini bu formla istemiyoruz. Diğer bir husus, ücretli derslerden iki tanesi başka bir birimden sunulduğu için bunların ücretini de Kırıkkale MYO'dan istemiyoruz. Dolayısıyla bu hocamızın Kırıkkale MYO'dan isteyeceği ek ders ücreti sadece şu iki derstir. Birincisi bu ders, ikincisi bu ders. Uzaktan eğitimden olduğu için bundan isteyemez. Kırıkkale MYO'dan isteyemez. Özür dilerim. Kırıkkale MYO'nun farklı bir biriminden isteyecek. Yani uzaktan eğitim ilgili birimin koordinatörlüğünden talep edecek. İkinci husus başka bir birimde sunulduğu için bu ders bunu da Kırıkkale MYO'dan talep etmeyecek. Evet. Sadece Kırıkkale MYO ve sadece normal öğretim ikinci öğretimden ücret karşılığı dersleri buraya yazıyoruz. Normal öğretim alacağı ders, ikinci öğretim alacağı ders. Bu hocamız için hesaplayalım. Bir dersi, şu dersi yani ELK 1001 dersine bakıyoruz. ELK 1001 dersi için hocamızın ücret alacağı ders saati 2 saat. Diğer dersine bakıyoruz. BPR 2009 için alacağı ders ücreti, ders saati 2 saat. Dolayısıyla normal öğretimden buraya normal 2 nokta üst üste 4 yazıyoruz. İkinci öğretime geldiğimizde ise zaten şurada öğrenim şekilleri yazılı. Şu ikisi ikinci öğrenim. Fakat bu başka bir birimden olduğu için buraya yazmıyoruz. Sadece bunu yazıyoruz. BPR 2009 ikinci öğretimden 2 saat. Yani normal öğretim 4 saat, ikinci öğretim 2 saat ders ücreti talep etme hakkı mevcut. Daha sonra ise bu formu çıktı alıyoruz. Özür dilerim. Çıktı aldık. Normal saatini yazdık. İkinci öğretim saatini yazdık. Sonra öğretim elemanımız kendisi imzalıyor. Bölüm başkanına imzalatıyor. Ve bu belgeyi okulumuzun
muhasebe birimine teslim ediyor.